Hiperaktivite çocuğun kendini kontrol edemeden aşırı hareket etmesi durumudur. Aslında hiperaktivite çoğu zaman dikkat eksikliğiyle birlikte gider. Evet, birlikte anılıyor genellikle. Evet, en sık görülen formu odur. Hem dikkat eksikliği hem aşırı hareketlilik olan formu. İki ayrı şekli daha vardır bu hiperaktivite dediğimiz durumun. Bir tanesinde dikkat eksikliği daha baskındır, aşırı hareketlilik daha az görülür. Diğerinde dürtüsellik ve aşırı hareketlilik daha çoktur, dikkat eksikliği daha az görülür. Dürtüsellik ve aşırı hareketlilik çok olduğu zaman çocuklara daha erken tanı koyma şansı doğmaktadır. Çünkü aşırı hareketli çocuk, dürtülerini kontrol edemeyen çocuk çevreyi rahatsız eder. Okulu... Dürtüsellik açar mıyız Buyurun. Hocam biraz izleyicilerimiz için? Tabii ki. Dürtüsellik yapacağı işin sonucunu düşünmeden hareket etmek. Benim bana danışan kişilerden öğrendiğim bir iki şey size aktarayım. Önünde ateş olsa basacak mesela. O kadar yani. Evet. Tabii bu derece derece. Yani her problemde olduğu gibi hani nezle bile olsak hafif de olabilir, ağır da olabilir. Yani bu ateş olsa basacak tabii ki en ağır form. Ama hani dürtüselliği tanımlamak için hani ayağım yanar mı, zarar görür müyüm düşünmeden gözünü hareket etmek. Gözünü karartarak giriyor olaya. Evet, bu dürtüsellik madem şöyle de açalım, hem hareketle alakalı olabilir. Yani hakikaten hemen yola atlar, olmayacak yerlere tırmanır, trafikte de tehlike altında kalır. Hem de sözel olabilir. Daha yaş büyüdükçe, buluğ çağı ve erişkin döneme doğru bu davranışsal hareketliliği daha kontrol etmeyi öğrenir insanlar. Hareketleri de nispeten yavaşlar. Fakat sözel dürtüsellik de olur. Buna patavatsız dediğimiz insanlar olmayacak bir şeyi pat diye söyler.